Klaus Schmid'in, onu da saygıyla anıyoruz, büyük emekleri geçti. Klaus Schmid'in kitabında buğdayın ana vatanının burası olduğunu söylüyor. İkincisi, tahıl üretimi yapıldığına dair çevrede bulgular var o tarihlerde. Yani burada bir tarım toplumu var, bu kesin. Yani bu tarım, orada tarım olmadan bu medeniyetin kurulması mümkün değil. Gelişmiş bir tarım var, o açık yani. Şimdi bunların mutlaka yerleşim yerleri falan da çıkacak. Yani bu mabetleri yapan insanların şeyde, çerden çöpten, kulübelerde, bilmem nelerde, mağaralarda oturması mümkün değil. Zaten o civarda mağara falan da sanıyorum yok. Ama bunların mutlaka bir takım yerleşim yerleri, köyleri vesaire var. Ama kerpiç vesaire olduğu için onlar tamamen... Yani bir ortak karakter gösteren coğrafi alanların sadece birinde ve 4000 yıl aşağı yukarı başka daha bir eski, 6000 yıl daha eski bir medeniyet buluntusu mantıklı gelmiyor. Evet. Mantıkla ilgili bir şey değil. Yani burada başka bir etken olması lazım. Ya da başkaları da var. Yani bu arada başka bir etken. Mesela bunlar kuzeyden gelmiş. O zaman at kültürü çok eskilere gidiyor ama mesela bunların at şeyi falan, bunların ata binen eşek veyahut da eşek gibi bir takım katır gibi hayvanlar çıkması buralardan benim için sürpriz olmaz. Bir kere bu taşları, yani şunlar çünkü şey, kütle halindeki taşlar, yani üst üste konan taşlar değil, 60 tonluk bir taş 3 tane tır demek. Evet. Ara vereceğiz efendim. Evet, 20-40-60, 20'şer ton taşı bir tır. 3 tane. O zamanki tırlar galiba bu kadar. 60 tonluk taşı mutlaka bir kaydırarak, ya bir tahtanın üzerinde, tekerlekler üzerinde falan ve bir de hayvan gücü de kullanarak taşımış olmaları büyük edip. Veyahut da insan gücüyle ama ipler, halatlar, efendim... Ara vermem.